hırsızlık vardı. Maalesef şimdi taşeron firmalar var. Bunun adı da yasal hırsızlık. Çünkü bunu çok güzel yasaya uydurabiliyorlar. İnsanları insanlık dışı çalışma şartlarına zorlayan sistemin adı taşeronluk sistemidir. Büyükşehir Belediyesi hangi işi yapmaktadır? İtfaiye taşeron, zabıta taşeron, sokaklarınızı temizleyen taşeron, aldığınız hizmetleri faturalandıranlar taşeron. Acaba Büyükşehir Belediyesi ne iş yapmaktadır? Arkadaşlar, Büyükşehir Belediyesi komisyon alıyor. Emek üzerinden komisyon alıyor. Emeği şirket haklarımızı meşru yollardan elde etmek için işçilerde bir mücadele vermekteyiz. İşçi arkadaşların yanında tüm işçi dostlarını bu mücadelemizde yanımızda görmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ve hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Bu arada biz tekstil işçileriyiz. Tekstil'de çalışmakta olan işçi kardeşiniz. Ve 15 yaşından beri bu işe 45 yaşına geldik. Ve bu çalışma koşullarını 12 saat, 16 saat pazarımızı katarak gece gündüz vardiyeli olarak çalışarak biz... Allah Allah diyorsunuz, peygamber diyorsunuz. Neden emekten yana tavrını koymuşsunuz? Başbakan çıkıyor, efendim benim başörtülü bacılarımı yerlerde sürdürdüler, oradan burada kovdular. Peki başörtülerin şu anda, başörtülü kardeşlerin 12 saat asgari ücretle sigortası çalıştırıyor. Niye bunu söylemiyorsun? Dün ticarlığı yapmayın. Dün ticarlığı yapmayın. Başörtülü kardeşlerin 12 saat güvencesiz çalıştırıyor. Allah sana emri diyor, diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emri var. İşçinin alın teri kurumadan ver hakkını diyor. Benim size söyleyeceğim tek bir söz var. Toplumsal örgütlenmeyi hep birlikte yapmamız lazım. Belli kesin, belli insanlar hak aramasın. Herkes hakkını ararsa, mücadeleye devam ederse herkes hakkını alır. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar.